Sevgili Ajans BG izleyicileri, bu akşamki canlı yayınımıza hoş geldiniz. Biliyorsunuz kısa bir süre önce canlı yayınlara başladık. Bu ikinci yayınımız ve ikinci yayınımızda konuğumuz Avrupa Parlamentosu Milletvekili İlhan Küçük. Önce kendisine bir hoş geldin diyeyim. İlhan Bey, hoş geldiniz. Hoş buldum, sağ olun. Şu anda neredesiniz? Brüksel mi, Sofya mı, yoksa belki de İstanbul mu? Yok, Sofya'dayım. Ayın 11'inde, Mart'ın 11'inde Brüksel'den geldim. Şu an benim parti merkezinde, Hak ve Türkler Hareketi parti merkezinde buluyorsunuz. Arkadaşlarımız var. Çeşitli görüşmeler yaptık. Biliyorsunuz bu zamanlar biraz kısıtlı oluyor gerçek görüşmeler için ama internet üzerinden konferans var düzenliyor Avrupa Parlamentosu'nda arkadaşlarımız. Askıvı da olsa biraz onlarla temas içinde bulunuyoruz. Galiba bu koronavirüs döneminde Brüksel'den daha çok Sofya'da olmak daha yararlı galiba. Sağlık açısından diyorum. Sağlık açısından daha iyi oldu. Ortam daha rahat Bulgaristan'da. Çok kat kat Brüksel'e bakarak. Aile bir ortamında da bulunmak o da başka bir zevk veriyor. Tabii araya Ramazan da girdi. Bunun da rahat bunu yaşıyoruz. Beraber olmak var. Evet. Şimdi ilk soruma geçiyorum. Malum Bulgaristan 2007'de Avrupa Birliği'ne üye olduğunda vatandaşlardan büyük bir beklenti vardı. Yani çok kısa sürede hayatları değişecek. Refah düzeyi Batı Avrupa ülkeleri kadar olmasa da neredeyse onlara yakınlaşacak türünden. Yani çok kısa bir süre içinde bunların olacağını bekliyordu insanlarımız. Ancak 1-2 yılın içinde bunlar olmayınca bir hayal kırıklığı yaşandı. Bugün Bulgaristan vatandaşları Avrupa Birliği'nde ne bekliyor? Yani o hayalden çıkıp başka nereye geldiler? Beklenti nedir bugün? Bence demokrasi standartlarını yükseltmek istiyor insanımız. Bunu da bize çok defa iletmişlerdir. Hak olsun, hukuk olsun, özgürlük olsun, bildiğimizi, beraberliğimizi, aynı zamanda dil ve din, örf adetlerimizi, farklılıklarımızı Bulgaristan'da, Avrupa Birliği'nde korumamızın zenginliğini yaşamak istiyor insanımız. Bu da çok önemli. Tabii zenginlik ayrı bir konu. Zenginlik ve fukaralık insana da çok bağlı olan bir şey. Çok çalışırsan, şansın olursa, kendini iyi yetiştirdiysen, eğitimin varsa bunlar sana bazı avantaj var. 21. asılda sağlayabilir, katkısı olabilir diye düşünüyorum. Sadece zenginlik açısından Avrupa Birliği'ne bakmamak gerekiyor. Çünkü insanımız Avrupa'ya gitti, o standartları, o değerleri gördü, dokundu. Bazıları geri geldi, bazıları devam ediyor çalışmaya. Vize özgürlüğü ortadan kalktı. Eğitimini alıyorlar, ondan sonra geri dönüp ailelerine yardımcı oluyorlar. Bunlar hep pozitif nokta var diye düşünüyorum. Evet, ben de hoş geldiniz diyorum İlhan Bey. Hoş bulduk size de. Şimdi ben de şunu sormak istiyorum. Yani Avrupa Birliği parlamentosundaki çalışmalarınızı, özellikle Uygur Türkleri ile ilgili yaptığınız çalışmaları takdir ettiğimi söylemek istiyorum. Aslında tek soru içerisinde iki sorum olacak. Bir, herkesin de bilmesi açısından, siz Bulgaristan milletvekilisiniz ama aynı zamanda da Avrupa Parlamentosu'nda görev yapıyorsunuz. Kısaca Avrupa Parlamentosu'ndaki göreviniz nedir? Bu parlamento ne iş yapar? Kısaca bir tarif ederseniz. Bir de beraberinde şunu da sorayım. Uygurlarla ilgili şikayetlerinizi Avrupa Parlamentosu'na dile getirttirdiniz. Bağlı bulunduğunuz liberal grupla beraber. Burada bir gelişme var mı? Bunu soracaktım. Evet. Kısaca anlatayım Avrupa Parlamentosu'nun ne rol aldığını. Avrupa kurumları arasında biliyorsunuz Avrupa'da 3 tane kurum vardır. Birisi parlamentodur. İnsanları, seçmenleri, Avrupa vatandaşlarını temsil eden bir kurumdur. İkincisi Avrupa Konseyi. Bu da devletleri temsil eden bir kurumdur. Üçüncüsü de Avrupa Komisyonu. Avrupa Komisyonu belirli siyasetleri uygulayan bir kurumdur. Ben sadece Avrupa Parlamentosu'nda milletvekillik yapıyorum. Bulgaristan kanunlarına göre iki yerde milletvekillik olmaz. Mesela Fransa'da aynı zamanda Fransa Senatosu'nda milletvekili olabiliyorsunuz, Avrupa Parlamentosu'nda milletvekili oluyorsunuz ve aynı zamanda üçüncü bir şey de olabiliyorsunuz. Mesela belediye başkanı ya da meclis üyesi. Bu Fransa'ya göre olabilen bir şeydi ama Bulgaristan'a göre sadece bir yerde, bir kurumda oturabiliyorsunuz. Şimdi
Uygur konusu çok derin bir konu. Çünkü insan haklarından bahsediyor. Bahsetmekten öte de 21. yüzyılda böyle görünmeyen, duyulmayan bir konu diyebilirim. Ama ben ve arkadaşlarım belirli noktalarda bu konuyu ve belirli kurumlarda konuyu gündeme getirdik Avrupa Parlamentosu'nda. Efendim Avrupa Komisyonu'na mektup yazdık. Efendim Avrupa Parlamentosu'nda seminerler, sempozyumlar düzenledik. İlk önce niyetimizdi insanlar, dünya Uygurların çektiği çileleri daha güzel bir şekilde anlasın, duymayan duysun. Kısaca kendimi ifade etmek gerekiyorsa. Biliyorsunuz ondan sonra İlham Tohti Evet. çok büyük bir ödül aldı. Sakharov ödülünü aldı. Çok bilinen, saygıyla tanınan bir isim. Artık çok şükür Avrupa Parlamentosu'nda da ve bütün dünyada tanınan bir isim oldu. Bu da Uygurlarının örf adetleri için, kendi haklarını, özgürlüklerini korumaları için bir faydası olduğunu düşünüyorum ve düşünmekteyim. Şimdi İlhan Bey dedik ki 2007'de üye olduk. 13 yıl mı geçti? 13 yıl geçti. Peki ülke olarak Bulgaristan bu üyelikten ne kazandı? Ülke olarak derken şeyi bahsediyorsunuz herhalde. Hükümet olarak mı bahsediyorsunuz yoksa insan olarak mı? İnsanlar mı ne kazandı? Hükümet olarak değil de daha çok yasalar açısından, yani yasalar daha liberalleşti mi, daha insanlara yakın mı oldu? Çünkü komünizmden gelen bir Bulgaristan vardı ortada. Şüphesiz yasa olarak Avrupa standartlarına çok daha yakın geldi. Zaten Avrupa Birliği aşama aşama bir süreçten geçiyor. Üyelik öyle oluyor. Başlıyorsunuz birinci sınıftan, 12. sınıfa gitmeniz için belirli standartlar ve aşamalar var. Bunları da Bulgaristan ve başka ülkeler aşmak zorundalar. Ekonomi açısından, Ülke farklı açısından, özgürlükler açısından. bunlar. Peki Türk azınlığı konusunda, azınlıklar konusunda Bulgaristan Türkleri için ne değişti? Kültürel ve dini açıdan. Şimdi hak ve özgürlük için konuşuyorsak savaş iki yerde gidiyor. Aynı zaman Bulgaristan Meclisi'nde de dava takipçileri var biliyorsunuz. Avrupa Parlamentosu'nda da dava takipçileri olabiliyor ve var. Ben onu ifade etmek istiyorum. Bu bize bir platform veriyor, ses veriyor. Çünkü sonuçta demokrasi nasıl çalışır? Ses özgürlüğün varsa o zaman demokrasi çalışma bir haline çalışabiliyor diye düşünüyorum. Öyle bir imkanın yoksa diktatör bir rejimin altında yaşıyorsan o zaman kendini maalesef ifade edemezsin ve Uygur Türkleri gibi olursun Çin'de. Evet, şimdi günümüzde korona da çok popüler biliyoruz. Evet, çok etkileyici oluyor. Şimdi Avrupa Birliği'ni açmışken aslında şunu da demek istiyorum. Şimdi korona virüsünün en fazla etkilediği ülkelere baktığımızda Avrupa'da İtalya ve İspanya'yı görüyoruz. Şimdi bu ülkeler geçen de yanlış hatırlamıyorsam Avrupa Birliği'ne bir kırgınlıklarını belirttiler. Gerekli Doğrudur. desteği alamadıklarını belirttiler. Haklılardı ya da haksızlardı. Tabii bu sürecin öncesinde biz Brexit'i de biliyoruz. Brexit'le beraber İtalya ve İspanya'nın da böyle çıkış yapması koronadan sonra Avrupa Birliği siyasetini nasıl etkiler? Yani bir dökülme yaşanabilir mi? Çünkü bir güven sorunu da oluştu gibi geliyor bana. Bahsettiğiniz gibi öncelikle çok büyük bir güven sorunu bu. Brexit öyle küçük bir konu değil ve küçük bir konu olarak da gelmedi zaten. İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkması yıllardan beri bu konu çok derinden tartışılıyordu. Sadece Avrupa Birliği'nde değil, İngiltere'de de şüphesiz. İki taraftan bir güven sıkıntısı vardı, bir açılma vardı siyasetlerde. İngiltere yıllardan beri diyordu, şu politikada ben yer almak istiyorum. Ona göre kendi paramı Avrupa bütçesine yatıracağım. Şu politikada efendim ben de yer almak istemiyorum. O zaman kusura bakmayın ben de kendi siyasetimi yöneteceğim. Öyle bir durum olduğu için bu da açılmaya, daha büyük bir açılmaya neden oldu. İngiltere
şu an Avrupa Birliği'ne üye olan bir ülke değil. Ama bana sorursanız iki tarafa da büyük kayıp oldu. Avrupa Birliği'ne de bir kayıp oldu. Çünkü İngiltere çok yüksek seviyede teknolojik bir ülke olarak üyelik yapıyordu yıllardan beri. Etkisi olan dışişleri siyasette çok şüphesiz bir ülke İngiltere. Aynı zamanda başka değerlere de insani hakkında Balkanlara desteği açısından çok stratejik rol oynuyordu yıllardan beri İngiltere. Şimdi İtalya ve İspanya'ya gelelim. Avrupa Birliği'nin bir geç müdahalesi oldu. Bunu da Başkan Ursula von der Leyen gereken yerlerde şimdiye kadar söyledi. Ama biz diyoruz ki sadece konuşmakla bu iş olmaz. Onun arkasından gereken muameleler de gelmesi gerekiyor. Gereken hedefler de yerine getirilmesi gerekiyor. Şu an Avrupa Birliği 3 trilyon euro masaya koyabildi ekonomik açısından. Aynı zamanda da çeşitli imkanları açmak istiyor, fonları açmak istiyor. Gereken Balkanlara, gereken başka sınır ülkelerine yardımda bulunmak istiyor. Neyi görüyoruz şu an? Avrupa Birliği kendini yeniden bir reform etmek istiyor. Hani güven sağlasın. Sadece İngiltere, İspanya, İtalya değil, bütün 500 milyona bir yeni bir güven, yeni bir enerji katmasını katmasını istiyor, çaba sarf ediyor. Peki siz nasıl görüyorsunuz? Yani koronayı atlattık bütün dünya olarak ve birçok artık şey de var, yeni dünya düzeni diye işte birçok şeyin değişeceğiyle Evet. ilgili. Siz neyi görüyorsunuz? Yani Avrupa'nın merkezinde de yaşıyorsunuz, orada siyaset yapıyorsunuz, birçok ülkeden meslektaşlarınızla beraber konuşuyorsunuzdur. Yani nasıl gözüküyor? Yeni bir Yani siyaset mi bunu hem olacak? siyaset olarak hem ekonomi olarak bir genel anlamda soruyorum açıkçası. Çok genel anlamda anlatmak gerekiyorsa yeni bir düzen olacak, o belli. Bir de gelen 1-2 yıl içinde maalesef insanlar aralarında bir soğukluk hissedecekler. Bu ortam bize bunu gösteriyor ve göstermektedir. Aynı zamanda da ekonomi açısından Avrupa bence gereken gücünü koyabilecek. Onu gösteriyor son günler, son haftalar. Bazı değişiklikler vardı ve bazı geçişmeler vardı Doğu ve Batı ülkelerin arasında. Ama bu konuyu bence gelen haftalarda tartışıp yuvarıp gereken yere getireceklerdir. Efendim, genel siyaseti konuşuyorsak, soruyorsak, Avrupa'ya karşı ne kadar da bazıları hakaret etsin, desinler ki Avrupa Birliği doğru şeyleri yapmıyor. Görüyoruz ki insan hakları için, hak için, hukuk için en yüksek değerlere sahip olan şu an 21. yüzyılda Avrupa Birliği'dir. Avrupa Birliği ülkeleridir. İzleyicilerimize hatırlatma açısından söylüyorum. Biliyorsunuz Bulgaristan'da seçim döneminde Bulgarca dışında başka bir dilde siyasi propaganda yapmak yasak. Kısacası anlatmak gerekirse Kırcaali milletvekili adayı Mehmet bir köyde Türklere hitap ederken Bulgarca konuşmak zorunda. Yani bir Türk başka bir Türk'e ana dilinde konuşamıyor. Bu yasağın kalkması için siz şahsen girişimlerde bulunduğunuzu biliyorum. Takip ediyorum. Son durum nedir bu konuda Avrupa Birliği'nde? Yıllardan beri Hak ve Özgürlükler Hareketi Parlamento Grubu bu konuyu gündeme getiriyor. Maalesef uygulamaya zaman geldiğimizde sadece bizim milletvekillerimiz bu yasa değişikliğine oy veriyorlar. Gücümüz 38 milletvekili ise 240'tan o kadar oy alıyoruz. Efendim, gücümüz 26 ise o kadar oy alıyoruz. Belli yani, 240'tan 26 ya da 240'tan 38. Kusura bakmayın. Bizim aldığımız gençlik kollarına aldığımız bazı kararlar var ve onları yerine getirdim ben de Avrupa Milletvekili olarak. Geçen dönem 37 bine yakın topladık, imza topladık ve bunları dilekçe komisyonuna yatırdık. Dilekçe komisyonu bunları Avrupa Komisyonu'na gönderdi. Avrupa Komisyonu geri cevapla geldi, dedi ki ya bunlar tamam, bunlar sahte isimler değil, bunların arkasında gerçek isimler duruyor ve incelemeyi devam ediyor. Bu konuda ben umuyorum ki yakın günlerde iyi bir sonuç çıkacak. Ama sonunda
Ne de sonucu ne de olsun Bulgaristan'da biten bir şey bu. Bulgaristan hükümeti ve de parlamento bu yasa değişikliklerini yapması gerekiyor. Ama şu durumda bana sorursanız olur mu olmaz mı? Benim cevabım olmaz. Çünkü biliyorsunuz milliyetçiler var Bulgaristan hükümetinde ve bunlar hiçbir zaman razı gelmez. Bir de bizim sürdüğümüz taslak çok çok net bir şekilde şunu gösteriyordu. Hani gereken yerlerde ana dili konuşulsun. Aynı zamanda da bu ana dili propagandası tercümeli de olsun. Efendim şunu da diyoruz yani Bulgaristan Avrupa Birliği'ne söylediğiniz gibi 13 yıldan beri üye olan bir ülkedir. Nasılmış Joseph, Hans başka ülkelerden geliyor da İngilizce, Fransızca, Almanca konuşuyor, hitap ediyor. Mesela sağ partinin seçmeninin önünde ya da sol partinin seçmeninin önünde biz neden hitap edemiyoruz? Ya da efendim Manfred geldi Bulgaristan kanunlara göre onun Avrupa milletvekili olmasına hiçbir engel yok. Ama ikinci noktayı okursanız, ikinci nokta ne diyor kanunda? Manfred'in iki şeyi var, iki imkanı var, iki alternatifi var. Ya her gün ceza yiyecek Bulgaristan kanunlarına göre ya da ikincisi Manfred işte kendi susup da hiç hitap etmeyecek. Yani böyle bir siyaset olmaz bence. Avrupa Birliği'nin başka bir bölgesinde böyle bir yasak var mı ana diliyle ilgili? Var. Var derken bu şekilde yok ceza yemiyorlar. Tabii siyasi açıdan zaman zaman böyle kırgınlıklar oluyor. Mesela Belçika'da yaşadığım Belçika'da Vavonya'da ya da Flanders'da böyle şeyler çıkıyor, çatışmalar çıkıyor. Ama kanuni olarak ben şimdiye kadar konuyu bayağı derinden inceledim, uzun zamandan da inceliyorum. Hiç böyle bir engel görmedim. Evet. Şimdi ben biraz da Türkiye ile ilgili sormak istiyorum. Buyurun. Brüksel'den bakınca Türkiye nasıl gözüküyor şu anda? Ya, Türkiye stratejik bir partner. Ben bunu her zaman söylüyorum. Aynı zamanda bizim bu dönemde başka bir ayrı bir rolümüz de var. Çünkü bu parlamenton döneminde ben Avrupa Birliği ve Türkiye arasında karma komisyon oluşturuldu. Eskiden de vardı ama çok pasif bir şekildeydi. Neden? Çünkü Avrupa Parlamentosu tarafında bunu ayrıntılı anlatmak istiyorum sadece. Tabii, Avrupa tabii. Parlamentosu tarafından Rumlar ve Yunanlar bu karma komisyonda temsiliyet kazanmıştı. Bizim de kararımız şudu, ya bunu biraz açalım. İstiyorsak Türkiye Birliği'ne, Türkiye ile Avrupa Birliği arasında samimi ilişkiler olsun. Bizim de bir rol oynamamızda ihtiyaç vardır diye düşündük o zamanlar. Ve çok şükür başkan yardımcısı oldum bu karma komisyonuna. Ve Türkiye ile Avrupa Birliği arasında çok dinamik işler olacağına ümitliyim. Zaten 3-4 ay önce Türkiye Büyük Meclisi'nde ondan sonra hükümetten ve muhalefetten olan gerekli bakanlar ve liderlerle iyi görüşmeler yaptık arkadaş grubuna. Yani bu arada izleyicilerimize hatırlatmak isterim. Eğer İlkan Küçük'e bir sorusu olan izleyicimiz varsa Facebook sayfamız üzerinden sorabilir. Bu soruya geçeyim şimdi izleyicilere hatırlatma yaptıktan sonra biliyorsunuz Avrupa Birliği'nin sağladığı fonlardan destekleyen çeşitli projeler var. Özellikle Bulgaristan'da bunlarla ilgili yolsuzlukları da biliyoruz yerel veya ulusal ölçekte. Evet belirli bir kontrol mekanizması var ancak yine de bunun etkili olup olmadığı tartışılır. Bu kontrolün daha iyi yapılması için geçtiğimiz günlerde Avrupa Savcısı diye bir makam oluşturuldu. Nedir bu Avrupa Savcısı? Ne iş yapacak? Bu yolsuzlukların önünü alabilecek mi? Evet. Genelde Avrupa Savcısı KDV ile olan şeyleri, efendim KDV ile olan yalanları, KDV ile olan ayrıntıları. Evet. Evet, onları araştıracak ve aynı zamanda Avrupa Savcısı Avrupa fonlarından gelen para var. Belirli ülkelerde nasıl paylaşılıyor ve bunların yolu nasıl oluyor? Çünkü genelde sonuçta Avrupa fonları neden
devletler üzerinden geçiyor. Çünkü sonuçta er ve geç onlar insana kadar gitmesi gerekiyor. Yani rolü budur Avrupa fonlarının. Ve aynı zamanda biliyorsunuz Avrupa'da daha fakir ülkeler, daha zengin ülkeler var. Aralarında bir ortayı bulmak çabasında olan Avrupa fonları. Ama biz yıllardan beri bu konu üzerinde liberaller olarak da çalışıyoruz. Çok defa imza dağıttık bu çeşitli taslaklara. Güçleniyor. Avrupa savcısı şube olarak güçleniyor. Bunu söyleyeyim. Evet. İlhan Bey, şimdi az önce bahsettiniz Türkiye ile olan ilişkileri. Ancak ben şöyle bir dipnot düşmek istiyorum. Özellikle Türkiye'de yaşayan kişiler, Türk vatandaşları şu anda Avrupa Birliği'ne giriş sürecinde böyle bir umutları yok. Yani artık bu Türkiye'nin de çok gündeminde değil aslında. Yani bundan bir Evet. biz 7-8 yıl önce bakarsak ya da 15 yıl önce, evet, böyle bir beklenti vardı. Hatta yapılan anketlerde de Türk vatandaşlarının %70'i, 70'e yakını Avrupa Birliği'ne girmek istiyordu. Ama tabii bu sürecin uzamasıyla beraber Avrupa'nın çok samimi olmadığı görülmeye başlandı. Belki Türkiye de kendi içinde bir şeyler yaşadı. Bu Avrupa Birliği'ne katılım süreci şu anda gerek anladığım kadarıyla devlet nezdinde gerekse halkın da kendi içerisinde bitmiş gibi. Bu Brüksel'de de böyle mi gözüküyor? Yani evet, artık bu rafa kaldırdık bu işi deniliyor mu şu anda? Şimdi Türkiye'den de çok insanımız geliyor. Misafirimiz oluyor Avrupa kurumlarında. Ve özellikle şahsım olarak onlarla görüşme çerçevesinde iyi sohbetler yapıyoruz. Faydalı sohbetler yapıyoruz. Ben katılmıyorum %100 sizin söylediklerinize. Çünkü zannetmiyorum ki bütün Türkiye adından böyle bir ifade olabilir. Bence şu an Avrupa'ya karşı iyi bir bakış var. Genel olarak şimdi durumlar farklı olabilir. Ama şunu görmek istiyorum ben en azından. Türkiye ve Avrupa Birliği stratejik bir ortak çalışma yapması gerekiyor ve bunun da belirli noktaları var. Birisi vize serbestliği. Biliyorsunuz yıllardan beri bu konu gündemde. İkincisi Customs Union dediğimiz güncellenmesi. Üçüncüsü Avrupa Birliği ve arasında ve Türkiye arasında çok daha büyük ve ortak projeler yapılması. Bunlar hepsi faydalı. Mayıs'ın 5'inde büyük bir konferans olacak, bağış konferansı olacak. Bu sadece Avrupa Birliği ülkeler için değil, Türkiye de katılacak bu bağış konferansına. Çünkü görüyorsunuz Covid gibi bir krizde sadece 1 ve 2 efendim 25-30 ülkenin gücü etmiyor. Bilim adamlarının da daha ortak, daha güzel çalışmaları gerekiyor. Ondan sonra siyasetçilerin de daha iç içe koordinasyon şekilde çalışmaları gerekiyor. İki tarafın da stratejik çıkarları var bence. Peki şunu İlhan Bey, da Avrupa Birliği'nin adı birlik ancak dünyadaki gelişmeler karşısında birliktelik sağladıkları şüpheli. Ortak bir tavır sergileyemiyorlar. Bunun da lider eksikliğinden kaynaklandığı yorumu yapılıyor. Bu bağlamda Avrupa Birliği'nin geleceğini parlak görmeyenler var. Siz ne diyorsunuz? vardır vardır. Öyle ümitlerle yaşayan da devletler ve liderler var. Ama ben kesinlikle katılmıyorum. Çünkü bakın sonuçta Avrupa Birliği 27, ondan önce 28 ülkeden ait olan bir kurumdur. Yani o kadar kolay olacak bir şey değil. Bir de ben biraz önce de söyledim. Komisyon seviyesi var, konsey seviyesi var, parlamento seviyesi var. Karar alma mekanizma orada demokraside çok daha zor oluyor. Ve Avrupa Birliği o tip kuruluşa sahip olan bir kurumdur. O yüzden de daha yavaş da olsa belirli adımlar da daha zor atılsa da bence Avrupa Birliği şu anda alternatifsiz gibi gözüküyor. Gibi değil de alternatifsiz gözüküyor. Evet İlhan Bey, peki şunu da sorayım. Yani az önce bahsettik işte İspanya'dan ve Fransa'nın kırgınlığından. Türkiye'de bu süreçte zannedersem en son 55 oldu. 55 tane farklı ülkeye medikal malzeme olarak yardımlar yapıyor. Uçaklar gönderiyor.
Bu Avrupa'dan nasıl gözüküyor? Ya popülist bir hareket olarak mı gözüküyor yoksa Türkiye'nin imajını gerçekten yükseltiyor mu bu yardımlar? Ve mesela mülteci krizinde kimseye popülist olarak gözükmedi. Herkes dedi ki bakın Türkiye büyük bir yardım yapıyor, insanlık açısından büyük bir yardım yapıyor. Neredeyse 3 milyon Suriyeli Türkiye'de bulunmaktadır. Bunların harç var, eğitimi var. Bunların efendim çok başka sosyal hakları var. Bunları Türkiye yerine getirip gözüküyor zaten. Popülist olarak kimse görmez zaten. İnsanlığı ben popülist olarak bakmam. İnsanlık hareketi, insanlık hareketidir. Yabancı düşmanlığı, İslamofobi Avrupa'da arttığını görüyoruz. Aşırı sağın siyasi sahnede daha genişler aldığını görüyoruz. Bunun mülteci krizine bağlayanlar var. Bana göre bu doğru değil. Siz ne diyorsunuz? Bu aşırı sağın yükselişi, İslamofobinin yaygınlaşması neye bağlanabilir? Öyle bir düşünce var Avrupa insanında demesem de bazı siyasetçilerde var. Çünkü problemleri kendinde aramıyorlar. Problemleri dışarıda bir yerde arıyorlar. Bir de en kolay azınlıklarda bulmak istiyorlar. Kesinlikle katılmıyorum. Biz bunu gereken sempozyumlarda, forumlarda, arkadaş forumla Avrupa Parlamentosu'nda Almanya'dan İsmail Ertuğ var, başka ülkelerden Türk Müslüman kardeşlerimiz, kendi devletlerini temsil eden kardeşlerimiz var Avrupa Parlamentosu'nda. Bunu gündeme koyuyoruz ve koymakta devam edeceğiz. Bakın, hak, özgürlük, doğruluk öyle kolay alınan bir şey değil. Her gün çalışmamız gerekiyor bu değerler üzerinde. Çünkü bir defa verilmiş değerler değil, her gün haklarımızı korumak gerekiyor. Evet, İlhan Bey, şimdi Facebook sayfamızdan gelen sorular var. Onlardan da biraz bahsetmek istiyorum size. Evet. Sayın Vekilimiz Bulgaristan'daki Türk gençlerinin geleceğini nasıl görüyor? Özellikle dil ve kültürlerini koruyabilecekler mi? Ya da bunlarla ilgili partinizin çalışmaları var mı? Kültür ve geleneklerin yaşatılması anlamında. Biz her yıl STK var o büyük bir toplantı yapıyoruz. Kurultay düzenliyoruz. Birinci kurultayımız Sofya'da oldu. Ondan sonra Rusçuk'ta oldu. Kırjali'de oldu. Bu yıl Şumlu'da oldu. Ama ben inanıyorum ki bir Türk olarak inanıyorum ki örf adetler, din ve dil kültürü sonunda ve başında aileden kaynaklanıyor. Tabii eğitim çok önemli. Ama aile eğitimi de çok çok önemli ve yer ve ona da büyük bir yer vermekteyim. Örneğin ben Türkçe'yi zor şartlarda öğrendim. Çünkü komünizmanın tam sınırında dünyaya geldim. Komünizmanın düşüşünde, bu demokrasinin Bulgaristan'a gelişinde o yılların çocuğum. Ama mesela çocuğum 3 yaşında olan erkek çocuğum, çocuğum çok daha güzel benden Türkçe'yi konuşuyor ve konuşacaktır yani. Evet, ailelerin de Evet. önemi var dediniz. Çok büyük önemi var. Doğu Avrupa'da özellikle Balkanlarda Rusya'nın artan nüfuzunu görüyoruz. Peki Brüksel'de bundan rahatsız olan var mı? Rusya büyük ülke. Tabii onun da kendi çıkarları var. Yıllardan beri emperyalist bir düşünceye sahip olan siyasetçileri var. Devlet politikası var. Görüyorsunuz Sırbistan'da da başka ülkelerde de etkisi olan bir ülkedir. Ama ben çatışmadan öte gitmek istiyorum. Benim için en önemli çatışma değil, nasıl birlik beraberlik olarak iş ortamını, tabii herkesin kendi çıkarları olacak, herkesin kendi değerleri olacak. Onlara karşı da saygı duyuyorum. Ama bu büyük problemleri, dünyaya gelen işte terörizm, işte mülteci problemi, işte ekoloji problemleri, bunları hiçbir ülke kendisi çözemez ve çözemeyecek de gelecekte. O açıdan her bir ülkenin çok önemli rol oynadığını düşünüyorum. Covid'den bahsediyoruz. Yani hangi ülke bunu kendi çözebilir? Bulgaristan ekonomisine bakalım. Yani küçük bir ekonomi, bir Mercedes'in bir parçası Kirimitlik köyünde, Burgaz Sancağı'nda
yapıyor. Ondan sonra bu Sofya'ya geliyor. Sofya'dan Almanya'ya kadar gidiyor. Yani sonuçta Almanya'dan bu Mercedes tekrar Bulgaristan'a gidiyor. Büyük problemler böyle duruyor şu an Avrupa ve dünya gündeminde. Avrupa gündeminde değil sadece. Evet, izleyicilerimizden gelen bir soru daha var. Buyursunlar. Sayın Vekilim, Türkiye'yi hangi Avrupa ülkesi daha olumlu yaklaşıyor diyor Avrupa'da? Zeki Hanım sormuş. Bir de Türk bayrağını Avrupa Parlamentosu'nda yırtan Yunanlı vekili acaba kimler kınadı? Hangi ülkeler kınadı ya da hangi milletvekilleri kınadı diye Ülke sormuş. olarak değil, vekiller, milletvekiller ve grupları kınadı. Yani bunu dekorasyon vardı, Avrupa Parlamentosu'ndan çıkan dekorasyon vardı. Sadece aşırı sağcılar bu dekorasyonun altında imzasını koymadılar. Yani bu kadar bellidir. Yani Bu da parlamentonun Avrupa Parlamentosu. çoğunluğu Efendim? bunu parlamentonun çoğunluğu bunu kınadı diyebilir miyiz? İnsanlık dışından birisi. Yani Evet. %95 derseniz diyebiliriz. Evet, anladım. Onu kınadı. Ha, hangi ülkelerle Türkiye Daha yakın diyelim. daha yakın, daha iyi işler yapıyor? Bakın, ben de biraz Türkiye siyasetini takip ediyorum. Genelde yani Türkiye diyor, biz Avrupa'ya şey olarak bakıyoruz. Almanya, Fransa, İngiltere, genelde rekabet onlar oluyor. Tabii onlardan başka yakın ülkeler de var, komşu ülkeler de var. Bulgaristan da Türkiye'yle iyi bir ortak çalışmalar yapıyor. Sonuçta ortak coğrafyanın çocuklarıyız ve geleceğimiz ortak olması gerekiyor. Evet, burada İlhan Bey, yeşillerin veya liberallerin Türkiye bakışları ayrı ayrı mı, yoksa ortak bir tutumları var mı Türkiye konusunda? şimdi liberaller ve yeşilleri ne birleştiriyor? İnsan hakları genelde iki grup içinde büyük konu oluyor. Tabii biz liberaller grubun içinde olmamız liberalleri biraz yumuşatmıyor da biraz rahatlatıyor. Neden? Türkiye'nin çok kompleks bir ülke olduğunu anlatmaya çalışıyor. Ve bence belirli bir dereceye kadar yapabiliyoruz bunu. Şimdi yeşillerde öyle birileri yok şu an. Daha fazla Fransa'nın, Almanya'nın önde gelen siyasetçileri yeşil grubun içinde. Onların üzerinden de Türkiye'ye karşı bakış oldu. Bunun bir avantajı da var, dezavantajı da var. Türkiye Yeşiller geçen şu açısından. kat sonlarında İdlib saldırısının hemen ardından Avrupa Birliği ile 2016'da imzaladığı mutabakat kapsamında verdiği maddi yardım sözünü tutmadığını belirterek, Avrupa Birliği sözünü tutmadığını belirterek kapıları mültecilere açtı. Avrupa'ya geçişlerine izin verdi. Yunanistan sınırında yaşanan dramı hepimiz gördük. Yunanistan'ın muamelesini de gördük. Sibir insanlara, mültecilere, çocuklara, kadınlara. Avrupa Birliği mültecilerin barınması için söz verdiği mali kaynağı Türkiye'ye göndermiyor. Aynı zamanda da bu mültecileri sınırlarımıza bırakma diyor. Yani bu çelişki Avrupa Birliği parlamentosunda değişik gruplarda nasıl yorumlanıyor? İşte Avrupa fonlarından para iki çeşit geliyor. En praktik şekli devlet üzerinden, devlet kurumları üzerinden. Bir de 3 milyar Avrupa Parlamentosu, Avrupa Birliği'nden para gönderildi Türkiye'ye. İkinci şekilde paranın, fonların gelmesi şekli dünya kurumları ve Avrupa kurumları üzerinden. Efendim STK'lar olabilir, yani örneğin. Ya da başka bilinen uluslararası teşkilat var. Çok köklü yıllardan beri çalışan teşkilatlar olabilir. Paranın birisi de bu şekilde geldi. Aynı zamanda ben parantez açmak istiyorum. Mülteci konusu para konusu değil sadece. Yani insani bir konu. Büyük bir konu bu. Bu sadece paraya bağlanan bir şey değil. Paraya tutamazsın bu insanları. Yani ne kadar para versen bu insanları tutamazsın. Herhangi bir ülkede. Ve o açıdan bizim her zaman Avrupa Komisyonu'na karşı tavrımız şudur. Türkiye ile oturup hem pragmatik olsun hem aynı zamanda doğru doğruya göz göze konuşup bu tip problemleri çözmemiz gerekiyor. Çünkü Türkiye sonuçta sınır bir ülke. Yani Avrupa Birliği'ne sınır. Bulgaristan'ın sınırı kimse Avrupa Birliği'nin sınırı da oluyor. İki şekilde de Türkiye oluyor.
Evet, az önce siz Türkiye siyasetini de yakından takip ediyorum dediniz. O kadar değil ama takip ediyorum. Evet, tabii Tamam. televizyondan, medyadan, internetten takip ediyorum. Evet, şunu da sorayım. Bağlı bulunduğunuz parti Hak ve Özgürlükler ile Türkiye arasındaki ilişkiler nasıldır şu anda? Yani çünkü bir dönem bazı sıkıntılar yaşandı. Bu sıkıntılar devam ediyor gibi de. Ama biraz da yumuşadı gibi. Bizim gözlemimiz böyle. Siz ne diyeceksiniz bu konuyla ilgili? Bizim Türkiye için her zaman düşüncemiz hep aynıdır. Türkiye biz bugün NATO'da olduğu gibi Avrupa Birliği'nde görmek istiyoruz. Biz Avrupa milletvekilleri sadece Bulgaristan Türklerini Bulgaristan vatandaşlarına değil, Türkiye'de olan Bulgaristan vatandaşlarında aynı zamanda Türkiye'yi de temsil ediyoruz. Bunu çalışanlar çok iyi biliyor. Kendimizden değil sadece başka kaynaklardan da biliyorlar. Bizim için hiçbir zaman öyle bir konu gündemde olmadı. Biz insanımızın Bulgaristan Türklerini ve Müslümanları birlik bir beraberlik içinde görmek istiyoruz. Siyasetimiz ondan ibarettir. Böyle devam edecektir. Evet, şimdi bir izleyicimiz daha yazmış. Hak ve Özgürlükler Hareketi'nin Türkiye'deki STK'larla bağı yeterli değil gibi duruyor diyor. Biz üyelerimizin sorunlarının çözümü konusunda partiye ulaşamıyoruz. Türkiye'de daha kurumsal bir yapıya sahip olabilir Hak ve Özgürlükler gibi bir yorum var şu anda. Herhalde olabilir. Bizim de teşkilatlarımız var. Efendim İstanbul'da, Edirne'de, Trakya bölgesinde, İzmir'de, Bursa'da, Ankara'da. Onlara bilmiyorum arkadaşımız, izleyicimiz ulaşabilmiş mi, ulaşamamış mı? Biz de yardımcı olabiliriz bu konularda. Hiç problem değil. Hizmet verebiliyorsak, yardımcı olabiliyorsak ne mutlu bize. Son soruyu sorayım Yükan Bey, Erdoğan'a bırakmadan önce kapanış için. Geçen sanırım bir ay önce Başbakan Boyko Borisov dedi ki bize maske Brüksel'den gelmedi, Ankara'dan geldi. Yani Başbakan Boyko Borisov bunu sıkça tekrarlıyor. Brüksel bize o kadar da yakın değil. Bize İstanbul daha yakın. Brüksel'den bakınca gerçekten öyle mi? Tabii insan başı sıkışırsa nereye gider? Komşusuna gider. Evet, çok doğal ve doğru bir şeydir hareket olarak. Ama aynı zamanda Bulgaristan'da Avrupa Birliği'ne üye olan bir ülke. 4 tane ihale var şu an Avrupa Birliği'nde. Brüksel'den yönetilen ihaleler. Orayı da Bulgaristan kendi isteklerini yatırmış. Aynı zamanda Avrupa fonlarından çok imkanlar geliyor ülkemize. Ve bu kriz zamanında da devam etmeye gelecektir. Ben çok çok teşekkür ederim katıldığınız için. Sözü Erdoğan'a bırakıyorum. Çok sağ olun. Ben de teşekkür ederim. Evet, benim de son sorum olsun. Siz seçim bölgelerine gittiğinizde Bulgaristan'da siz en çok neyle karşılaşıyorsunuz? Nasıl sorunlarla karşılaşıyorsunuz? Yani halkın sizden istediği şey daha çok ne? Nesillere bağlı. Daha yaşlı nesil Gençlerden bahsedelim o zaman. Yani genç nesil ne istiyor? gençlerden imkan istiyor. Gençler soru soruyor. Avrupa Birliği'ni daha güzel bilmek istiyor. Ondan bizim de programlarımız var. Geliyor Avrupa Birliği'ne 45 gün Avrupa Parlamentosu'nda ofislerimizde benim ve arkadaşlarımın ofisinde kalıyorlar. Orada Avrupa siyasetini, Avrupa hukukunu, ondan sonra uluslararası işlerini daha derinden takip ediyorlar. Yanımızda dosyalarımızı taşıyıp sadece değil dosyaları da okuyorlar. Bunlar çok faydalı konular. Gençler bunu görmek istiyor. Ufuk istiyorlar, gelecek istiyorlar. Daha güzel bir Bulgaristan, daha güçlü bir Bulgaristan. Avrupa Birliği'nde kendini ve dünya arasında kendini daha iyi anlatabilen ve savunabilen Bulgaristan. Tabii Bulgaristan'da orta yaşta olan arkadaşlarımız ailelerini burada yaşatmak istiyorlar. Çocukları burada büyüsün, daha güzel eğitim alsınlar. Efendim çevreleri, ortamı daha güzel olsun. Yani güzellik istiyor insanlar. Doğal bir istektir. Evet. Yani programımızı burada bitiriyoruz ama hiç daha önce not almadığım soruları da sorduk. O kadar çok konuşulacak şey varmış ki aslında yani. Bir program daha yapsak çıkacak gibi duruyor. Biz katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz size. Ben teşekkür ederim. Saygılar, sevgiler herkese. Bulgaristan'a, Türkiye'ye. Hayırlı Ramazanlar herkese. Sağ olun. Çok teşekkürler. Biz de başka bir programda görüşmek üzere diyelim.
Memnuniyetle, memnuniyetle. Görüşmek üzere. Herkese iyi iftarlar. Sağ olun.